Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu sevgili takipçilerim. Allahu Teala'nın rahmeti, bereketi, fazileti hepinizin üzerine olsun inşallah sevgili arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? İyisinizdir inşallah. Bizler de iyiyiz elhamdülillah. Yeni bir güne köyden başladık hayırlısıyla. Evet arkadaşlar, dün biliyorsunuz köye gelmiştik. Şimdi bunları hep şeylerin yerleştireceğim, onları silip kaldırmıştım. Azıcık patates böyle şey yaptım, böyle tavada arkadaşlar, azıcık pul biberiyle karabiber attım. Olsaydı toz biber atacaktım ama baharatlarım burada kalmamış. Neyse, alırım inşallah bir tane geldiğimde. Şu böyle soğusun. Ne yapacağız arkadaşlar? Annemin yukası var, komşular yuka yapmışlar, Allah razı olsun. Biliyorsunuz biz çıkan sene yapamamıştık anneme yuka. Bir yere yaptığımızda ıslanmıştı, onun için de anneme arkadaşları, köylerimiz yufka yapmışlar. Şimdi onunla şey yapalım dedik, patatesli börek dedik. Dün akşam sizlere sabah börek ekmek yapacaktım. İsmail de teyze uğraşma, ne olsun dedi, çok uğraşıyorsun dedi. Dedim o zaman yufkadan börek yapayım dedim, kızlar da iyi olur dediler. Evet, şimdi ne yapıyorum? Yufkamızı ıslıyoruz arkadaşlar. Geçen birisine gördüm. Cemal Ağacı gibi boş kutular var ya, onu güzel yıkamışlar. İşte suyu doldum, sonra böyle hiç aklıma gelmezdi. Çok mantıklı. İnsanlar ne kadar akıllı. Hani bazen bazı insanların akıllı, ben hayran kalırım. Ne güzel, ne güzel yaptı. Evet, doğru mantıklı. Bakın böyle, o da mantıklı. Biz böyle yaparız arkadaşlar. Böyle leğeneye azıcık su alıp şöyle. Hani musluktaki suyu akıtın baba bunda. Yoksa sürekli su akıtacağız arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Annemi sabah tutamadım, ıhlamura gitti. Anne, biz abimle gidip toplarız dediysem de durduramadım kadını. O seviyor. Sabah bütün bağı bahçeyi dolaşmış gelmiş. Biz ta yani az önce kalktık. Ben de şey yaptım arkadaşlar, yorganları, nevresimlerini söktüm. Biliyorsunuz buradan kışın gitmiştim. Ve havalar çok soğuktu, nevresimleri falan öyle yıkamadan gitmiştim. Şimdi birden yatak odasını söktüm, onları şey yaptım, yeni çarşaf taktım. Çarşafları makinede ıslanıyor. Yorganları, yastıkları da dışarı attım sıcağı, biraz güneşlesinler diye. Onlar da güneşlesin inşallah güzelce. Hepsini sokacağım şimdi nevresimden. Hepsini yıkayacağım. Özlem gelmeden yıkamış olayım. Bir de şey yapar zaten, yorgan değil de pike almam lazım birkaç tane. Sıcakta yorgan örtülmez. Gerçi yorganları için olsun, pike alalım birkaç tane daha şey olur. Evet, bunu fırında yapacağım ben şimdi. Normalde aslında böyle bir tepsiyle böyle şeyde annem davulda pişiriyor mu? Şimdi bunu fırında yapacağım burada. Fırın tepsisine göre ayarlayacağım. Yufkalarımız ıslansın. Kahvaltı yapmamıza yakın sürerim fırını. Bu şekilde arkadaşlar, sizler ne yapıyorsunuz? İzine gelenler var, yola çıkanlar var. Allah kolaylık versin. Rabbim herkese inşallah. Özlem bir de yarın binecekler uçağa. Şimdi ablasıyla yazışıyordu. Yarın değil, cumartesi. Ha, cumartesi. Ay, yarın cuma değil mi? Aynen, yarın tamam, cuma. Cumartesi binecekler inşallah. Allah bütün yollarda geleceklere Rabbim inşallah. Hayırlısıyla gelmeyi nasip etsin. Amin. Yola çıkmış kardeşlerime de Rabbim yardım etsin inşallah. Şey yazmış bir arkadaşımız bana. Neyse onu şeyde kapanışta şey yaparım. Tamam. Sabah okudum onu da. İnşallah onu kapanışta güzel bir açıklamasını yaparım. Eğer unutmaz isem inşallah. Hadi bakalım. Şimdi biz geri kalan hazırlıklarımızı yapalım. Aynen öyle. Sen de artık kahvaltı hazırlasın. Hı hı. İlk önce bir içeriler toparlayalım. Çünkü aynen, her yerde yatak yorgan. Biz de iyiyiz çok şükür. Aman eyvallah başkan. Dün dedemi çekemediydik arkadaşlar. Bugün çekeyim dedim. Salata yapmış, evet, dedem salata yapmış. Bakın nereden ne? Bakın. Dedem kendisine aynen salatayı seviyor. Salata yapmiş kendisine. Her zaman yapıyorum onu. Tontiş dedem. Sırça ne koydun? Sirke koydum. Tamam, burada limon yok çünkü de. Limon sirke. Aynen yok. Tamam. Sirke var tamam, aşağıda. Aferin dede. Tamam. O seviyor mu? Aynen seviyor. Şimdi biz de Mirayla burada kahvaltılıklarımızı hazırlıyoruz. Ama annem de şimdi gitti, börekleri ama yapıyor. Evet arkadaşlar, her iki katta bir. Şimdi şöyle.
2 katını koydum arkadaşlar. 1 katını otağa koyacağım. Ondan sonra zeytinyağı alayım. Şey süt var mı? Burada süt aldık mı? Almadık değil mi? Yok. Tamam. Biraz böyle şey gibi, sert gibi yufra. Yoğurtla aslında güzel şey yapılırdı da. Yoğurt da yoğurt var. Yoğurt da yapabilirsin bence. Tamam. Yumuşatır hem birazcık. Çay var mı? Çay kutlayı mı var? Yoksa... Var bu. Var şimdi burada. En son üzerine de koyarsın ondan. Şöyle şöyle. Birazcık elinle. Sıvı yağ ile onu bence biraz şey ya. Yok ya, sonra atarım onu. Şöyle şöyle. Kenarları kenarları çıkarmasın diye. Azıcık şey yoğurt atıyorum arkadaşlar. Dün akşamdan yoğurt atmıştı. Şöyle aralarına. Şimdi burayı yaptığım zaman da yine yoğurt atayım. İdelemedim ya. Evet. Böyle bakalım annem şunu bu böreği halletsin. Biz de Miracığımla burada devam hazırlayalım kahvaltılıklarımızı değil mi? Hadi bakalım. Azıcık böyle zeytinyağı koydum arkadaşlar. Biraz dediğim gibi yufkalar biraz şey olmuş, kalın olmuş herhalde. Bunu yumuşatmak için aslında süt olsa süt de koyabiliyorum mesela. Evet. Sütle şey de yapabilirsiniz. Ama bakın, yoğurtla da olur. Hı. Bakın biraz sert gibi böyle. Olsun, şimdi şey yapınca biraz kızarı, daha güzel olur. Şitir şitir. Birazcık sıvı yağ koyalım. Birazcık sıvı yağ da koy ona sen. Koydum zaten az önce. O zaman daha da şey olur. Şimdi boş aralık var ya, onun üzeri bu. Dakika beklesin bu şekilde, bu yumuşasın. Ondan sonra fırına girecek. Bir tane en son. Yok baba, yetiyor. Olabilir. Sıcaktır ama dikkat et. Ben azıcık seni de çekeyim. Hatta şöyle çekerken.
arkadaşlar. Sabah kahvaltımızı yaptık hep birlikte yine. Abim de geldi. Allah razı olsun. Şimdi mezarlığa gidiyoruz arkadaşlar inşallah. Bakalım, yani üzgünüm. Yani hiç gerçekten böyle moralim yok. Yani sevinçleri, üzüntüleri bir arada yaşıyorsunuz. Kelimeler ifade olmuyor. Böyle diyeyim, bakalım gidelim. Abim de orada hem kiraz toplayacaktı. Bakalım ne olacak. Şöyle bir kuyu çekebilirsin. Evet. Her yer yemyeşil olmuş. Çok kışın, güzel. Biliyorsunuz çok kar vardı burada. Karınla mücadele ettik böyle. Ama şimdi bir o kadar da yemyeşil her yer. Yemyeşil her yer. Bakın erik ağacı. Artık her yer... Ay yok, elma. Elma, elma. Her yerde erik. Her şey erik olarak görüyor. Bakın çok güzel bu köy ya. Seviyorum köyümü. Bizim kim gelirse gelsin başka şehirden, başka ilden, herkes bizim köyü çok seviyor. Çok beğeniyorlar. Evet, bakın teyzemin evinin altına geldik ve burada kim var? Dayım var. Kiraz topluyor, hem yiyor. Maşallah, kirazlara bakın, o kadar çok ki. Ay dayı ya. Harika ya. Çok güzel. Baksana. Evet, bayağı çok var. Oo, maşallah. Çok güzel. Dolu zaten. Buradan bir şey, sürümsel yağmurdan. He. Aldım ama şimdi yukarı durdum, keseceğim biraz. Ağacı rahatlatacağım. Evet, çok şey, çok var. Sahibimizin aldık. Annem de burada arkadaşlar. Oradan bir tane çilekler topla. Çek. Nerede çilekler? Burada cipte. Annen geçelim hocam dedi. Tamam. Kap var mı? Yok. Kap, oradan tut çengenimi. Sen bana ver. At ver hadi. Buradan mı iniyoruz? Şuradan doğru. Tabii ki de gelince birazcık duygusallaştık arkadaşlar. Of, of. Bakın burası da teyzemin bahçesi. Dayım. Dayın her taraftan çıkıyor şeyine. Her yerden çıkıyor. Ne diyorum var ya. Tamam. Çilek nerede burada? Ağaca çık, ağaçta görürsün. Ağaçta çık, ağaçta görürsün. Şu tarafa geç kızım. Şöyle ağacından doğru. Çilek kalmış mı orada be? Var var. Bayağı çilek var. Geçiyorum. Baktım onlara da. Kolay gelsin hocam. Teşekkür ederim. şurası gördüm, tamam. Nasıl gördün ya? Yapraklarından tanıdım. Şöyle çilek yerine gidelim. Oo, var bayağı kız. Kırmızı kırmızı. Taze taze. Bunlardan reçel yapmayı. Zonguldak'a geldik. Annemi çay cumaya bıraktık. Daha sonra ben İsmail abilerle birlikte Zonguldak'a geldim. Şimdi çarşıları birazcık dolanacağım. Daha sonra biliyorsunuz ki teyzemin kızı var burada. Ablamın görümcesi oluyor. Emine ablaya gideceğim. Onların yeni dükkanları var. Dükkanına gideceğim. Birazcık onunla vakit geçirip daha sonra akşam dayımlara çıkacağız. Tepe başına inşallah bugün orada kalacağız. Ondan sonra yarın da İstanbul yolcusuyuz. Böyle bakalım, sizlere de biraz buraları çekeyim dedim. Hemen gelir gelmez ilk alışverişimi de yaptım. Sizlere daha sonra gösteririm inşallah ne aldım diye.
Böyle bakalım, şimdi çarşıya doğru iniyorum ve Selef'ten inip birazcık çarşıları dolanayım. Evet arkadaşlar, biz yani ben bayağı bir çarşılarda dolandım ettim. Daha sonra demiştim sizlere, ablamın görümcesine yani kuzenimin yanına gittim. Orada bayağı bir oturduk, hasret giderdik. Sonra birazcık daha dolandım. Sonra çarşı Tuğçe ablayla tekrar görüştük. Şimdi tepe başına geldik, dayımların oraya. Alt katta bayağı oturduk ettik. Şimdi Demet ablanın yanına geldik. Demet ablanın orada oturacağız inşallah. Size şöyle balkondan bir kapanış yapayım dedim. Umarım bu videomuzu beğenmişsinizdir. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, dostça kalın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.